Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle araç tekniği ve motor bilgisinden arkadaşlar 2020 sınavlarında en çok çıkan sınav sorularını birlikte değerlendireceğiz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Soruların aralarında arkadaşlar konularda tekrarlamış olacağız. Sorulara başlamadan önce göstergelerin anlamları nedir? Sınavlarda sık sık geliyor. Bahsedeyim sonra sorulara geçelim. Göstergeler arkadaşlar taşıtlarla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren sesli ve ibreli uyarıların toplandığı bölümdür göstergeler. Göstergeler aracın ön paneline konulmuştur. Sürücüye aracın çalışma sistemi ile ilgili bilgi verir. Aracın göstergelerine ne zaman bakılır? Nerede bakılır? Düz yol kesimlerinde bakılır arkadaşlar. E, hız göstergesi, devir göstergesi, hararet göstergesi, yakıt göstergesi, şarj lambası, yağ lambası, kısa farlar, uzun farlar, sis farları, park lambası arka cam rezistansı balata el freni dörtlü flasör hararet lambası sağ ve sol sinyal yakıt lambası cam suyu lambası Arkadaşlar göstergelerden %100 sınavlarda mutlaka soru geliyor. Tekrarlamanızda fayda var. Evet. Birinci sorudan başlıyoruz. Yine göstergelerle ilgili bir soru. Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir. Bir Şarj 2. ABS 3. Yağ lambası basıncı. Evet. Şarj bakın şarj göstergesi araca elektrik ihtiyacını karşılar. Yağ lambası da yağ göstergesi de yine motor yağ basıncının çok düşük olduğunu kartede yağ kalmadığını bildiren bir göstergedir. Sorulan soru arkadaşlar dikkat edersek şarj lambası ve yağ lambasının yanması sonucu aracımızı derhal durdurmamız gerekir. 1 ile 3. 1 ile 3'ün olduğu seçeneğe bakalım. Evet arkadaşlar 1 ile 3 C seçeneğinde var cevabımız Evet ikinci soruya bakalım ikinci soruda yine sorumuz örnek bir soru araçlarda aşağıdaki gösterge panellerinden hangisi yanarsa aracı durdurmaya gerek yoktur Yağ lambası, şarj göstergesi, hararet göstergesi, yakıt göstergesi. Verilenler Evet. Yine şarj, yağ ve hararet göstergeleri yandığı zaman aracımızı derhal durdurmamız gerekir. Yakıt göstergesi yandığında aracı durdurmaya gerek yoktur. Diğer bir sorumuz, ikinci soru. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? 1 LPG, 2 benzin, 3 motorin. İşten yanmalı motorlarda arkadaşlar her üçü de kullanılır. Cevabımız Denizli seçeneğinde doğrudur. Üçüncü sorumuz yine göstergelerle ilgili. Seyir halinde gösterge panelindeki ışıklardan hangisinin yanması trafik kurallarına uyulması şartıyla derhal durulmasını gerektirir. Bakalım. A seçeneğinde park lambası. B seçeneğinde kısa farlar. C seçeneğinde hararet lambası. D seçeneğinde ise sis farlarının yandığını bize gösteriyor. Sorulan sorumuz derhal durulmasını gerektirir. Dediği için arkadaşlar hararet lambası yandığında aracımızı durdurmamız gerekir. Cevabımız Ceyhan. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder. A. Marş sistemi B. Yağlama sistemi C. Direksiyon sistemi D. Aydınlatma sistemi Evet arkadaşlar. Aracı istenilen yöne ön düzen sistemi sağlar. Ön düzen sistemi de direksiyon sistemi vardır. Bakın. Evet. istenilen yöne direksiyon sistemi sevk eder. Cevap Ceyhan. Güç aktarma organları önemli arkadaşlar. Sınavlarınızda mutlaka geliyor. Tekrarlayalım. Görevi motorun ürettiği hareketi tekerleklere aktarmaktır. Güç aktarma organları debraç, kavrama, baskı, balata, vides kutusu, şanzıman şaft, kardan mili, diferansiyel, aks ve tekerleklerden oluşur. Bakın motor, kavrama, vides kutusu, şaft, diferansiyel, aks ve tekerleklerden oluşuyor. Uçak organlarından da bakın bu şeklimizde mutlaka sınavda soru geliyor. Şaftın olduğu yere soru işareti konuyor. Ne gelir? Aks ön ve arkada veya motorun olduğu yere konur. Vides kutusunun olduğu yere kavramanın olduğu yere diferansiyelin olduğu bölüme soru işareti konur. Ne gelir diye sınavda soru geliyor. Buraya da tekrarlamanız faydanızadır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuz. Evet. Beşinci sorumuz. Güç aktarma organları şekilden gelmiş bakın. Şekilde soru işareti ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir? A şaft B aks C kavrama D diferansiyel kutusu. Evet arkadaşlar. Bakın. Yine bize arkadaşlar aksı sormuş. Cevabımız B seçeneği. Diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı arkadaşlar akstır. Evet. B seçeneği. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Evet. Altıncı sorumuz. Yukarıda uygulamalar araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması halinde yapılır? 1. Aracın hızı azaltılır. En sağ şeride varsa banket üzerine geçilir. Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır. Evet burada dikkat edersek yine hararet göstergesini bakın sormuşlar yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. Yedinci sorumuz yağlama sistemi ile ilgili sorulmuş. Bakalım. Motorlarda yağlama sisteminin görevi nedir? A. Yakıtın iyi yanmasını sağlamak. B. Ateşleme sistemine yardımcı olmak. C. Sürtünmeyi azaltıp aşınmaları azaltmak de direksiyon hakimiyetini sağlamak. Burada da dikkat edersek arkadaşlar yağlama sistemi sürtünmeyi azaltır. Aşınmaları azaltır. Seçeneği doğrudur. Cevap Ceyhan. Sekizinci sorumuz. Aracın göstergelerine ne zaman bakılır? A virajlarda, B tünellerde, C kavşaklarda, D düz yol kesimlerinde. Evet, düz yol kesimlerinde bakılır. Cevap Denizli. 9. sorumuz yine hararetle ilgili bir soru sorulmuş arkadaşlar. Sık sık gelen bir soru. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücü neyi bildirir? A. Karterdeki yağ miktarını B. Depodaki yakıt miktarını C. Soğutma suyu sıcaklığını D. Radyatördeki su seviyesini Evet. Burada dikkat edersek arkadaşlar hararet soğutma suyu sıcaklığını bize bildirir. Cevap Ceyhan seçeneği doğrudur. 10. sorumuz yine göstergelerle ilgili. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir? Evet. Şıklara da baktığımızda Yine cevabımız arka cam rezistansının C seçenekte olduğunu görüyoruz. Evet. 11. sorumuz Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Motor yüksek devirde kullanılır. B) Eskiyen buji kabloları değiştirilir. C. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. D. Termostat çıkartılır. Evet. Yakıt tasarrufu sağlamak için arkadaşlar burada eskiyen buji kabloları değiştirilmesi gerekiyor. B seçeneği doğrudur. 12. sorumuz Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır? A yüksek devirde, B zengin karışımla, C yüksek performansla, D düzensiz tekleyerek. Evet, toz, su, pislik varsa, evet tabii ki düzensiz tekleyerek çalışır. Seçeneği doğrudur. D, D seçeneği. 13. sorumuz yine bir göstergelerle ilgili. Motor çalışırken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir? A Bakın, balataların bitmek üzere olduğunu, B fren el fren lambası, C şarj lambası, D ise yağ lambası şarj sisteminin çalışmadığını bildiren bize aküdür arkadaşlar. Cevap C seçeneğidir. 14. sorumuza bakalım. Yağ lambası ile ilgili sorulmuş. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Yağ seviyesinin azalması B. Depodaki yakıtın azalması C. Fren hidroliğinin eksilmesi D. Radyatörde antifrizin olmaması Evet. Burada dikkat edersek cevabımız Yağ seviyesinin azalmasıdır. A seçeneği doğrudur. 15. sorumuz Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır? A. Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme B. Sıkıştırılmış mazot hava karışımını buji ile ateşleme C. Sıkıştırılmış benzin hava karışımını buji ile ateşleme D sıkıştırılmış benzin hava karışımını enjektörle ateşleme. Evet. Bu soruda bir açıklama yapayım arkadaşlar size. Benzinli araçlarda ateşleme buji ile olur. Hepiniz biliyorsunuz. Mazotlu araçlarda ise püskürtme enjektör kanalıyla püskürtme ile olur. Burada buji geçen şıklarımız arkadaşlar Bakın. Hangileridir? B ve C. İkisinden birisi bakın. Diğerleri her ikisi de mazot yani dizel araçlarla ilgilidir. Evet. Sıkıştırılmış benzin hava karışımını buji ile ateşleme benzinli motorlar da olur. Cevabımız 15. soruda C seçeneğidir. Evet. 16. sorumuz. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Frenin tutmadığını, B fren hidroliğinin azaldığını, C el freninin çekili olduğunu, DABS sisteminin devre dışı kaldığını. Evet. El freninin çekili olduğunu bize bildirir arkadaşlar. Aracınızı çalıştırdınız, hareket ettiniz. Gösterge panelinde şekildeki işareti gördüğünüzde mutlaka el freni tam olarak indirilmemiş olabilir. Dikkat edelim. Evet. 17. sorumuz Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin yanıyor olması ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir? Evet, yine sis farları, ısıtma bujisi, arka cam rezistansı, uzun farlar. Evet. Isıtma bujileri de sadece dizel araçlarda mevcuttur. B seçeneği doğrudur. Evet 18. sorumuz Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Lastik basıncının düşük olduğunu B. El freninin çekili olduğunu C sis lambalarının yandığını, D fren balatalarının bittiğini. Yine baktığımız zaman bakın fren balatalarının bitmek üzere olduğunu bize bildiriyor. D seçeneğimiz doğrudur. 19. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir? A yakıt tasarrufu sağlamak. B tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak. C şaftan gelen torku artırarak akslara iletmek. D virajda dış tekerleğin iç tekerleklerden fazla dönmesini sağlamak. Evet. Arkadaşlar güzel bir soru. Yakıt tasarrufu sağlamak değildir. A seçeneği doğrudur. 20. sorumuz Verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? Verilenlere bakalım. Bir, Lastik hava basınçlarının, yakıt seviyesinin kontrol edilmesi, 2 aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi 3 ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması Evet arkadaşlar, burada aracı kullanmaya başlamadan önce dikkat edersek verilenlerin hepsinin yapılması gereken hazırlıklardan olduğu ortaya çıkıyor. Cevabımız Denizli seçeneğinde doğrudur. 21. sorumuz Aracın gösterge panelindeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A) Motor kaputunun tam kapanmadığını B) Lastik hava basıncının düşük olduğunu C) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini D) Fren balatalarının görevini tam yapmadığını Evet arkadaşlar. Burada da e, bakın gösterge panelinde lastik hava basıncının düşük olduğunu bize bildirir. Gösterge yandığında B seçeneği doğrudur. 22. sorumuz. Geceleri karayolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için Hangi ışıkların yakılması zorunludur? Bu soru trafik sorusu olarak da geliyor. Dikkat edin arkadaşlar. Park ışıklarının, B acil uyarı ışıklarının, C uzağı gösteren ışıkların, D yakını gösteren ışıkların. Evet. Tabii ki geceleri karayolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için yakını gösteren ışıkların yakılması gerekir. D seçeneği doğrudur. Burada kısa ve uzun farlardan bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Kısa farlar yandığında 25 metre ileriye aydınlatır ve yeşil ışık yanar. Gördüğünüz gibi bakın. Uzun farlar yandığında Araçta 100 metre ileriyi aydınlatır ve mavi ışık yanar. Eee soruları var. Bakın, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarının hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir. Evet, şıklara baktığımızda C seçeneğinde kısa farlar olduğunu bize bildiriyor. Yine uzun farlarla ilgili sınavda da soru geldiğinde bakın aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir. Şıklara baktığımızda yine bize B seçeneğinde uzun farların bakın açık olduğunu gösterir. 24. sorumuz Dört zamanlı benzinli motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi zamanda yakıt hava karışımı pistonla sıkıştırılır? Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz sistemi şeklinde. Bakın sıralanmış. Evet. Cevabımız emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz. Tabii ki e, arkadaşlar Sıkıştırma zamanında pistonla sıkıştırılır. Evet bakın cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. 25. sorumuz Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek. Aşağıdakilerden hangisine neden olur? A ya ömrünün artmasına B yakıt tüketiminin azalmasına C bakım masrafının azalmasına D yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine neden olur. Evet arkadaşlar. Burada dikkat ettiğimiz zaman yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine neden olur seçeneği doğrudur. D seçeneği. 26. sorumuz. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Marş sistemi B. Şarj sistemi C. Ateşleme sistemi D. Kavrama sistemi Debraj Bakın Evet. Kavrama sistemidir. Bu soruda yine sınavlarda sık sık geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. 27. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? A) Debriyaj balatasının eskimesi B) Lastik hava basıncının düşmesi C) Depodaki yakıt seviyesinin azalması D) Aracın uygun olmayan devirde kullanılması Evet arkadaşlar. Yakıt tüketimine neden olmaz hangisi dediği için bakalım şıklarımıza. Depodaki yakıt seviyesinin azalması bakın C seçeneğidir cevabımız. 28. sorumuz. Lastik hava basıncı normal değerden az olursa hangisi olur? A motor ısınır, B yakıt tüketimi artar, C. Motor yağ yakar. D. Yakıt tüketimi azalır. Evet. Arkadaşlar lastik hava basıncı normal değerden az olursa yakıt tüketimi artar. B seçeneğimiz doğrudur. 29. sorumuz. Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda Yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir? Bir, akü şarjının azalması. 2 fren balatalarının azalması. 3- motor yağının özelliğini kaybetmesi. Evet, burada akü şarjı biter. Çok uzun aracımızı çalıştırmışsak, çalıştırmazsak arkadaşlar. Motor yağı özelliğini kaybeder. Seçeneği doğrudur. Yani 1 ile 3. hangi seçenekte verildim verilmiş bakalım? Ceyhan seçeneği doğrudur. Son sorumuz arkadaşlar bu e, deneme sınavında yoldan gelen sarsıntıları üzerine alarak sürüş konforu sağlayan süspansiyon sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir? A şaft B aks C şanzıman D yaylar ve amortisörler. Evet, süspansiyon sistemi dediği için yaylardır. Süspansiyon sisteminin parçaları yaylar, amortisörler, makaslardan oluşur. Süspansiyon sistemi biliyorsunuz yolcuların, sürücünün yol bozukluklarından etkilenmeden sarsıntısız bir şekilde kasislerden geçmesini sağlıyor. D seçeneği burada cevabımız olacaktır. Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olarak %100 çıkacak soruları çözüp yüksek puan alabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.